11 artı 0, 11 artı 6. günler arasındayız. 12. gebelik haftasındayız. Gebelik inanılmaz bir hızla ilerliyor. Bazı anne adayları hatta bu haftalarda bile bir an önce bebeklerine kavuşmanın hayalini kuruyorlar. Ancak gebelik de kendine özgü ve yaşanması gereken bir dönem. Ve de her şeyden önce bebeğiniz artık zaten sizinle. Onun dışarıda olmasıyla rahim içinde olması arasında bir fark yok. Gebeliğinizin keyfini çıkartmaya çalışın. Çünkü artık gebeliğe bağlı o ilk trimester belirtileri yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. Genellikle anne adaylarında bu haftalarda biraz daha rahat etmeye başlıyorlar. Bu bulantılar açısından ve hamileliği adaptasyon açısından. Rahiminiz artık pelvisten, pelvis ne demek? Rahim ve diğer genital organların bulunduğu kemik çatı. Yukarıya doğru hareket etmeye başlıyor ve böylece mesane üzerindeki, idrar torbası üzerindeki baskı da ortadan kalktığı için sık idrara çıkma şikayetleri hafiflemeye başlıyor. Bulantılar bu haftadan itibaren demiştik artık azalmaya başlıyorlar ve yorgunluk şikayeti de azalıyor. Çünkü neden? Yorgunluğun en büyük amacı neydi? Depoları oluşturmak ve vücuda olan borcu, hamilelik öncesindeki borcu ödemekti. Ancak bu haftalarda artık bu borç ödenmiş gibi sanki ve de yorgunluk şikayeti de azalıyor. Anne adayı önümüzdeki haftadan itibaren daha dinamik hale gelmeye başlıyor birçok anne adayı. Bu haftalarda kan hacminin arttığını söylemiştik önceki haftalarda ve buna bağlı olarak baş ağrısı şikayetlerinde artış ortaya çıkabilir. Migreni olan anne adaylarında önemli bir kısmında gebeliğin ilerleyen haftalarında iyileşme meydana geliyor. Bu da hamileliğin iyi yönlerinden diğer bir tanesi. Tabii ki hamilelik dönemindeki baş ağrıları sadece migrene bağlı değil, bilgisayar başında uzun süre oturma, cep telefonla uzun süre ilgilenme, görme kusurları, sinüzit, diş sorunları gibi nedenlere de bağlı olabileceği için eğer inatçı baş ağrısı varsa, nörolojik bir şey de olabilir, ender de olsa mutlaka gerekli branş hekimine başvurulması gerekir. Ciltteki değişikliklere bağlı olarak bazı anne adayları güzelleştiklerini, ciltlerinin gerildiğini hisseder, bazıları ise aksine sivilceleri arttığı için ciltlerinin bozulmasından, daha yağlı hale gelmesinden yakınırlar. Hurafe var bir tane, ne diyor? Kız çocuklar annelerin güzelliklerini onlardan ödünç alırlar ve anne adayı eğer çirkinleşiyorsa bu onun kız çocuğu olacağı anlamına gelmektedir. Tabii ki cinsiyet yorumu yapmak için bu tür basit şeylere kanmamak lazım. Cinsiyet zaten önümüzdeki haftalarda belli olacak ve çoğunlukla da bu hurafelerin önemli bir kısmı tutmuyor. Daha birçok hurafe var. Cildiniz yanında saç ve tırnaklarınızda da olabilen bazı değişiklikler tamamen hormonlarla alakalıdır ve geçicidir. Bazı anne adayları bu haftalara saç dökülmesinden bile yakınabilirler. Ve daha önce de söylediğimiz gibi bazıları da tırnaklarının ne kadar hızlı uzadığını görüp şaşırırlar. Amniyon sıvısından daha önce bahsetmiştik. Tekrar etmekte fayda var. Çünkü amniyon sıvısı bizim en çok üzerinde durduğumuz yapılardan bir tanesi. Her ultrasonda mutlaka amniyon sıvısına bakıyoruz. Çünkü iki tane sistemin intakt olduğunu, iyi çalıştığını gösteriyor. Amniyon sıvısının temeli aslında bebeğin idrarı. Bebek amniyon sıvısını idrar olarak yapıyor boşluğun içine, rahim boşluğunun içine ve bu sıvıyı yutuyor. Böylece hem böbreklerin çalıştığını hem de sindirim sisteminin çalıştığını gösteren bulgulardan bir tanesi. Tabii ki yutma işlevi sadece sindirim sistemiyle ilgili değil, santral sinir sistemiyle ilgili olduğu için santral sinir sisteminde işlevlerinden bir tanesi olarak amniyon sıvısı üretimi sürekli olarak bir devri daim içinde devam ediyor. Böbrekler normalde amonyak başta olmak üzere çok çeşitli toksik maddeler içerir. Zaten böbreklerin amacı nedir? Vücudun toksik maddelerini karaciğerle birlikte vücuttan atmaktır. Halbuki bebekte bu toksik maddeler göbek kordonu vasıtasıyla plasentaya, oradan da anne adayın dolaşımına geçerek atıldığı için bebeğin amniyon sıvısı yani idrarı aslında zehirli değildir. Ve onu yutuyor zaten. 12. haftada yaklaşık 50 mililitre iken bu sıvı 20. haftada 400 mililitreye kadar ulaşır ve miyadında ise yaklaşık 1 litre civarındadır.
Amniyon sıvısı, daha önce de söylemiştik, tekrar burada vurgulayalım çünkü çok önemli. Onu darbelere karşı korur, ısısını korur, rahim içi duvarlarına değmeden mükemmel bir şekilde büyümesini garanti eder ve gelişmesi için ona zemin hazırlar. Bir de yer çekimini ortadan kaldırarak onun rahim içinde serbest ve kolaylıkla hareket etmesini sağlayan mükemmel bir yapı olarak gebelikte önemli bir yer tutar. Peki 9 ay boyunca içi sıvı dolu küvette yaşayan bir insanın cildini düşünün. Cildi ne hale gelir? Tabii ki oldukça buruşuk bir hal alır. Halbuki hamilelikte cildinde, bebeğin cildinde vernix adı verilen bir tabaka oluşuyor. Bu vernix de bebeğin cildini bu sıvının yıpratmasına karşı koruyor. Bebekte olduktan sonra onu göreceksiniz zaten beyaz bir kremsi bir tabaka şeklinde. Bu aynı zamanda bebek doğduktan sonra bebeği enfeksiyonlara karşı da koruyan bir madde. Onun için bebeklerin yıkanmasını tercih etmiyoruz doğumdan sonra. Bilakis o vernix'i vücuduna homojen bir şekilde dağıtmayı, böyle sürerek dağıtmayı öneriyoruz ki enfeksiyonlardan korunsun diye. Vernix'in rahim içindeki amacı bebeğin cildinin korunması, doğduktan sonra da cilt enfeksiyonlarının, ciltten gelebilecek enfeksiyonlara karşı korunması. Amniyon sıvısının içinde bebeğin yenilenerek dökülen cilt hücreleri, saç, tüy, tırnak gibi yenilenmek üzere atılmış hep ölü dokuları vardır. Ve yine bebeğin yenilenen çeşitli dokularına ait hücreler içerir. Ve bu nedenle amniyon sıvısı ultrasonografide çeşitli partiküller içeren bir görünüm arz eder. Böyle birazcık sallanınca içinde o partiküllerin böyle döndüğünü görebilirsiniz ultrasonografide. Bu çok sık görülen bir bulgudur. Amniyon sıvısının bebeğe ait hücreleri üretmesi, içermesi daha doğrusu bizim ne işimize yarıyor? Amniyosentez, yani eğer gerekli olursa bebekten kromozom testi amacıyla veya başka nedenlerle sıvı alınması gerekirse bebeğe ait hücreler bulabiliyoruz bu amniyon sıvısının içinde ve böylece bebeğin hücrelerini inceleyebiliyoruz. Ve bu sayede de amniyosentezle bebeğin kromozomlarına ait bilgiler edinebiliyoruz. Ülkemizde hemen her incelemede ultrason mutlaka, her muayenede mutlaka ultrason incelemesi yapılıyor. Peki bebeğe bir zararı var mı? Ultrason kelime anlamı olarak ses ötesi anlamına gelen bir kelime, ultrasound ve insan kulağının duyamayacağı frekanslarla dokuya çarparak geri dönüyor ve ses dalgalarının ekranda yarattığı görüntüler bizim için bir inceleme imkanı sağlıyor. Radyasyon olmadığı için yaklaşık olarak 40 yıldan beri bebeğin sağlık durumunda kullanılan bu önemli incelemenin bebeğe zarar vermediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bazı muayenelerde, bazı hastanelerde ultrason yapılmıyor olabilir. Yurt dışından duymuşsunuzdur işte gebelikte 3 kere ultrason yapılıyor şu bu falan diye. Biz devlete bağlı hastanelere de dahil olmak üzere genelde her muayenede ultrason yapıyoruz. Ultrason sayısının sınırlanmasının nedeni bebeğe zarar verme ihtimali değil, hasta yükü nedeniyle cihaz ve doktor sayısının yetersiz olması bazı ülkelerde. Aslında tabii ki tüm gebelik boyunca ultrason yapmaya gerek yok. Ama temel olarak ultrasonun en gerekli olduğu zamanlar, bir kere bebeğin canlı olduğunun ve dış gebelik olmadığının belirlenmesi için ilk haftalarda yapılan ultrason, sonra ikili test amacıyla bebeğin ense kalınlığı yapıldığı ultrason, sonra detaylı olarak incelendiği 19 ile 23. haftalar arasında yapılan ultrason, bir de daha sonra gerekli olursa, bebek ufak kalmışsa, amniyon sıvısını değerlendirmesi için yapılan ultrason. Bebeğin ufak kaldığı nasıl belirlenebiliyor peki ultrason ölçümü yapılmazsa? Mezura ölçümü ile karın ölçümü, karının ölçümü yapılıyor ve mezura ölçümü eğer beklenen gibi çıkmazsa o zaman o anda ülkenin politikası ultrason yapmama yönünde bile olsa acaba gelişme geriliği var mı diye, amniyon sıvısında bir azalma var mı diye ultrason mutlaka yapılıyor. Tabii renkli Doppler farklı bir şey. Renkli Doppler yine ultrason cihazıyla yapılan bir şey. Renkli Doppler'in doku ısıtıcı özelliği olması nedeniyle sadece gerekli durumlarda ve kısıtlı sürelerle yapılıyor. Artık günümüzdeki modern cihazlarda çeşitli parametrelerle
doku ısınması veya işte dokuya mekanik etki gibi parametreleri ekranda biz görebiliyoruz ve de ultrasonumuzu ona göre süresini kısıtlı tutuyoruz. TIB, TIS ve MIB diye 3 tane parametre var. Bunlar ekranda yer alıyor. Sizin dikkatinizi çekmemiş olabilir. Bunlar işte ultrasonun dokuyla olan, dokuya olan etkisini gösteren şeyler ve yeni modern cihazlarda bunlar minimal seviyede tutulduğu için, özet olarak söylemek gerekirse, ultrasonun bebeğe herhangi bir olumsuz yönü yok. Bebekte neler oluyor? Bebeğin tüm organları artık oluştu ve yapısı ve işlevleri belirlenmiş olan organlar artık hacim olarak büyümeye devam ediyor. Parmakta tırnaklar ortaya çıkıyor parmaklarda. Saç ve tırnaklar uzamaya başlıyor. Bağırsakta sindirim başlıyor. Zaten amniyon sıvısının oluşması için sindirim olması lazım. Sıvıyı emmesi lazım. Yuttuğu sıvıyı. Bebek bu haftalarda oldukça hareketlidir. Sık sık ağzını açıp kapatır. Ultrasonografi esnasında hıçkırdığını görüyoruz bazen. Ve hıçkırma hareketinin en önemli nedeni, yutmayı daha yeni öğrendiği için diyafram adı verilen göğüs kafesi boşluğuyla karın boşluğu arasındaki zar bu. Bunun iritasyonu olarak değerlendirebiliriz. Halbuki önümüzdeki haftalarda gebeliğin sonlarına doğru özellikle bu hıçkırıkların esas nedeni bu solunum kaslarını, çünkü diyafram bir solunum kasıdır, solunum kaslarını çalıştırmak. Bu haftada bazen bebeğin parmağını emdiğine bile ultrasonda şahit olabiliyoruz. 11-14 testinden geçen hafta bahsetmiştik. Tekrar edelim burada. Ense kalınlığını ölçmek ve beraberinde burun kemiğini görmek ve beraberinde alınan kandaki bazı maddelere bakarak bir bilgisayar programı vasıtasıyla Down sendromu riskini belirlemek için yapılan bir test bu. Bu esnada bebeğin organları da inceleniyor ve organları incelenirken vücut hareketlerini gördüğümüz zaman bazen şaşırıyoruz. Amuda kalkma, başın üzerine dönme, takla atma, köprü kurma, ayaklarından faydalanarak rahim içinde yukarı tırmanma gibi hareketleri bu haftalarda sıklıkla yapabiliyor. Bebeğin ekranda tümüyle görülebileceği, yani tepeden tırnağa görülebileceği hafta bu hafta artık. Ondan sonraki haftalarda bebek büyüdüğü için ekrana sığmıyor ve bölüm bölüm incelenmeye başlanıyor. O yüzden bebeğin hareketlerinin en belirgin, bütün vücut hareketlerinin en belirgin görüldüğü hafta bu hafta. Bebeklerin kalbi bu haftalarda 120 ile 160 arasında atıyor. Neden bu kadar hızlı atıyor? Çünkü içeride nispeten düşük bir oksijen basıncı var ve o yüzden de kalbin daha fazla çalışması lazım. Daha fazla devir yapması lazım ki bebeğin ihtiyacı olan oksijeni taşısın. Bu haftanın sonunda bebeğin boyu 7 santimetre ve ağırlığı da 14 gram olmuş oluyor. İnanılmaz bir şekilde bebek hızlı bir şekilde büyüyor. Siz müsaade edin. Zürafet ince mesela aklıma şimdi hemen şey geldi. Bu kola olayından daha ziyade mesela saç kestirme oluyor. Saç kestirebildiniz mi hamilelikte? Mesela şöyle bir hurafe yerleşmiş Anadolu'da. Saç kestirirseniz çocuğun ömrü kısalır. Şimdi bunu duyduktan sonra kim saç kestirir? Allah Allah. Ben bunu yani, kestirdim. Ben de çok kestirdim. Böyle bir şey var. Erkek onun için dışında sakal kestirme diye biliyor. mesela 8 aylık çocuk yaşamaz. 7 aylık çocuk doğarsa yaşar. Mesela böyle bir hurafe. Şey hocam bunlar size gelen hastalarınızdan öğrendikleri. Tabii. Ne geliyor mesela enteresan? Ne yapıyorlar? Çok delice hareketler yaptıkları oluyor mu? Mesela şimdi mide yanması olunca bunun saçı kıllandı. Saçlandı çocuk mesela, saçlandı. Anneanne bana dedi. Ben de takılmak için mesela bana soruyorlar bazen midesi yanmaya başladı doktor bey diyor. Ben de saçlanıyordur diyorum. Annesi de diyor ki bak demedim ben sana. demedim ben sadece yani hiç alakası yok. O reflü. Mideden yemek orasında kaçacak. Direkt bebek saçı halbuki Kanalımızda hurafelerle ilgili çok fazla sayıda video var. Hatta bir tanesini şimdi birkaç tane hurafenin yer aldığı bir videoyu da birazdan buraya koyacağım. Ve böyle diyoruz ve bu haftayı da bu şekilde kapatıyoruz.